Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İzmir köfte tarifi vereceğim. Bir diğer adı da fırında köfte. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 750 gram kıymamız var. 1 su bardağı galeta unu. 1 adet büyük kuru soğan rendeledim. Suyunu sıktım. 1 adet yumurta, 7-8 dal maydanoz, ince ince doğradım, 2 adet sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber. Şimdi bunların hepsini güzelce yoğuralım. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ atarsanız daha güzel toparlanır. Güzelce hepsini yoğuralım. Güzel hepsini yoğurdum. Şimdi yapmaya başlayalım. Şekli tamamen size kalmış. Ben uzun yapacağım. Cevizden biraz büyükçe kopardım. Bu şekil verdim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı beklerim arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. 4 adet patatesimizi de kızartma şeklinden biraz kalınca doğrayalım. Doğradıktan sonra da mutlaka yıkayın. Patatesin nişastası gitsin. Kızarırken daha lezzetli olur. Daha çıtır çıtır olur. Peçeteyle de güzelce suyunu kurulayalım. Yağda sıçrama yapmasın. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince dönüş yapıyorum. Bir miktar sıvı yağla patateslerimizi kızartalım. Çok aşırı kızartmayalım. Böyle hafiften yüzleri kızarmaya, pembeleşmeye başlayınca alalım. Aynı yağda, aynı tavada köftelerimizi de kızartalım. Köftelerin kendi yağı da olduğu için çok sıvı yağ koymaya gerek yoktur. Tavanın dibinde 3-4 yemek kaşığı da olsa yeterli gelir. Köftelerinde yüzünün çiğ rengi gidene kadar böyle hafiften kızartalım. Tavanın dibinde kalan yağla sosumuzu da hazırlayalım.
Dolu değil ama bir yemek kaşığına yakın domates salçası. Domatesimizi mutlaka yağda kavuralım. Kokusu gitsin. Bir çay kaşığı acı pul biber. Yine baharatlar tamamen size kalmış. Damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuz. İki buçuk su bardağı da su ekleyelim. Bir taşım kaynatalım, altını kapatalım. Patateslerimizi, köftelerimizi fırın tepsisine dizmeye geçelim. Üzerine de yeşil biber, domates, istediğiniz miktarda, istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Sosunu dökelim. Sosunu döktükten sonra 200 derecelik fırında 30-35 dakikada pişiyor. Kendi fırınınızda kontrol ediniz. Çok sıcaksa daha erken de olabilir. Fırında kaynamaya başlayıp yüzü hafiften kızarınca böyle ıslattığım yağlı kağıdı serdim. Yüzü yanmadan içi daha güzel pişiyor. Fırınınız çabuk pişiriyorsa böyle siz de yapabilirsiniz. Otuz dakika arasında köftelerimiz pişti. İzmir köftesi. Çok güzel oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Tariflerim birebir tutan tariflerdir. Güzel sonuçlar alırsınız. Yanında pirinç pilavı eşliğinde sunabilirsiniz. Yapacak olanlara afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.